Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakiplerini konu olarak ele alacağız. Mükemmel bir konudayız. Kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. İlk olarak arkadaşlar görüyorsunuz, dünya gücü Osmanlı sınırlarına bir bakalım. Nasıl bir durum var? Şimdi baktığımız zaman pembe ile Fatih Sultan Mehmet dönemini göreceğiz. Yine bu dönemde Osmanlı'ya bağlı devletleri, yine 2. Beyazıt döneminde ve Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen fetihleri, yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınan arkadaşlar bölgeleri ve Kanuni Sultan Süleyman'ın arkadaşlar son döneminde fetih ettiği bölgeleri görüyorsunuz. Yani gücün zirvesinde bir Osmanlı Devleti'ni ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Peki biz konumuzda neler göreceğiz? Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıldaki stratejik rakiplerini, yine Osmanlı Devleti'nin çeşitli doğulu ve batılı devletlerle kurduğu münasebetler, Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmek için izlediği dış siyaset, Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü haline gelmesinde etkili olan faaliyetler ve Osmanlı Devleti'nin izlediği iktisadi politikalar doğrultusunda doğu ticaret yolları üzerindeki ve kapitülasyonlar konusundaki siyasetini birlikte ele alacağız. Şimdi her şeyi bilmeden önce konuyla ilgili kavramlar var. Kavramları bilmeden olmaz. Şimdi devletin siyasi varlık ve hedefleriyle ilgili çıkar ve güvenlikleri üzerinde olumsuz etki veya tehlike oluşturan unsur, aktör veya durum nedir dersek arkadaşlar aklınıza stratejik arkadaşlar ne gelecek? Tehdit olarak ne yapman lazım bilmen gerekiyor. Geldim, bazı stratejik hedeflere ulaşabilmek için kendisiyle ortak amaçlar doğrultusunda hareket edilen devlet dersem de aklına direkt arkadaşlar ne gelsin? Stratejik, ne diyorsun? Ortak olarak ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Yine devletin belirlediği stratejik hedeflere ulaşma noktasında rekabet halinde olduğu güç dersem de aklınıza stratejik arkadaşlar ne geliyor? Rakip olarak ne yapman lazım bilmen gerekmekte. Şimdi ilk olarak Osmanlı Devleti ile Venedik yani ilişkilerinden bir bahsedelim. Şimdi bilmem gereken unsurlardan bir tanesi arkadaşlar, Orta Çağ'da İtalyan tüccar denizci devletleri Osmanlı Devleti'nin Karadeniz ve Akdeniz'de ilerleyip liman kentlerini ele geçirmelerinden rahatsız olmuşlardır. Cenevizlere bağlı olan Sıkız, Nimni, Kefe ve Amasra Osmanlı egemenliğine girerken uzun süre savaşlardan sonra Osmanlı Devleti 2. Mehmet dönemi yani Fatih Sultan Mehmet döneminde çeşitli ayrıcalıklar vermiştir. Peki ben bu ayrıcalığı neden verdim dersem sebepleri şu. Amaç arkadaşlar bir ticareti canlandırmak, iki Hristiyan birliğinin oluşmasını ne yapmaktır? Engellemektir. Temel hedefinde ne yapmakta? Yer almakta diyoruz. Yine Venediklerden arkadaşlar Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı bölgeleri ne yapıldı? Fetih edilerek alınmıştır diyeceksiniz. Yine baktığımda bu dönemde dünyada hangi keşifler gerçekleşiyor? Coğrafi arkadaşlar keşifler ortaya çıkacak. Şimdi coğrafi keşifler sayesinde eski ticaret güzergahlarını değiştirerek yeni çağın iki büyük deniz ticaret gücü haline gelmişlerdir. Şimdi bakın unutmayın, hangi yollardı? Bunlardan birisi İpek, diğerine ise hangisi yolu diyeceksiniz? Baharat yolu olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bu devletlerle Akdeniz'de yapılan Preveze, Cerve, Vadüs-ü Sey savaşları sayesinde Habsburgların hem Kuzey Afrika'da nüfus kurmasını hem de Müslümanların baskı yapmasının önüne geçilmeye ne yapıldı bu dönemde çalışıldı. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman dönemine geldiğimizde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hintli Müslümanlar zor durumda ve Portekizler sürekli Hintlilere zorluk çıkartmakta. Bunun üzerine Portekiz üzerine arkadaşlar ne düzenliyorum? Hint, deniz neylerini gerçekleştireceğiz? Seferlerini gerçekleştiriyoruz. Hint deniz seferleri tam tamına 4 tane olacak. Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis, Seydi Ali Reis ve arkadaşlar
gibi isimler tarafından ne yapıldı? Gerçekleştirildi. Ha, istenilen sonuçlara ulaşıldı mı? Hayır. Tam anlamıyla istenilen sonuçlara ulaşılamayacak. Neden? Bir, Osmanlı kuşatmaya gerekli önemi vermemesi. Yine donanmanın okyanusa göre değil, denize göre yapılması yine Osmanlı'nın bu durumda sıkıntı yaşamasına sebep olacak. Şimdi Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de bu devletlerle mücadele edilerek uzak bölgelerde Osmanlı nüfusunun sağlanmasını, yine kutsal topraklarının olan Hicaz tehdiden kurtarılmasını ve Müslüman tüccarların zarar görmesinin engellenmesi hedeflendi bu anlamda. Geldim, devam ediyorum. Osmanlı Devleti ile Avusturya ilişkileri nasıl gerçekleşti? Buna bakalım. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mohaç en kısa süren meydan savaşı olacak. Yani hemen şuraya da Mohaç'ımızı yazalım. Dünyanın en kısa süren neyi? Savaşı. Bu savaşla birlikte Macaristan bölgesi fethedilmeye başlanmış ve Orta Avrupa'da Osmanlı Devleti gitgide daha da nüfusu arttırmaya başlamıştır. Osmanlı artık öyle bir güce gelmiş ki 1. Viyana kuşatması, yani Viyana'nın kapılarına kadar dayanacağız ama İstenilen sonucu alamayacağız. Neden? Bir, kuşatma kış aylarına denk gelecek. Aynı zamanda kuşatmaya yine gerekli önemin verilmemesinden dolayı kuşatma başarılı anlamda olamıyor. Yine Avusturya'yı kışkırtan arkadaşlar, Kutsal Germen İmparatorluğu, yine arkadaşlar üzerine Alman seferi düzenleyeceğiz. Bu Alman seferinde Osmanlı Devleti öyle büyük bir zafer kazanacak ki bu böylece Avusturya ile İstanbul Anlaşması ya da diğer ismine İbrahim Paşa Anlaşması imzalanıyor. Öyle ki Kanuni diyor ki hayırdır kardeşim, ben sizi muhatap almam. Sizi muhatap alacak kimdir? Sadrazamımdır diyecek ve böylece Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı siyasi bir üstünlük sağlıyor. Ne diyor peki? Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına protokol bakımından denk sayılacaktır. Fakat Osmanlı duraklama devrine geldiğimizde ise Osmanlı bu üstünlüğünü Zitvatorok anlaşmasıyla kaybetmiş ve siyasi üstünlük kaybedilerek arkadaşlar eşitlenmiş olmuştur. Avusturya üzerine düzenlenen arkadaşlar Zigetvar seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın son zaferi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte ve böylece Zigetvar Kalesi alınmış ve Kanuni Sultan Süleyman bu seferde hayatını ne yapmıştır? Kaybetmiştir diyeceğiz. Geldiğimizde Osmanlı-Safavi ilişkileri nasıl gerçekleşiyor? İlk olarak 1. Selim dönemi öncesinde 2. Beyazıt hatırlamanız lazım. 2. Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti'nde Şiiliği yayabilmek için Şah kulu neyi çıkmıştı? Ayaklanması çıkacaktı. Bu ayaklanmak yine Şiiliği yaymak için ve Safavi Devleti'nin desteğiyle gerçekleşiyordu. Ve ben bu desteği kısa sürede ne yaptım? Bastıracaktım. Akabinde devletin başına gelip 8 yıllık payitahtına 80 yıllık zaman sığdıran Yavuz Sultan Selim döneminde ise arkadaşlar hangi savaş gerçekleştiriliyor? Çaldıran Savaşı gerçekleştirilecek ve Çaldıran Savaşı'yla Safaviler yenilmiş, dönüşte yapılan arkadaşlar ne savaşıyla? Turnadağ Savaşı'yla ne olacak? Hangi beyle sol verdiniz? Dul Kadir oğluna ne yapacağız biz? Son vereceğiz. Ve buna son vermemle birlikte ne sağlanmıştır diyorsunuz? Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak, bakın hemen şuraya kesinliği de yazalım, kesin olarak ne oldu? Sağlandı. Yine 1. Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman düzeninde düzenlenen İran seferinde, hangi sefer dersek, Irakeyn neyi diyorsunuz? Seferinde Tebriz ve neresi alındı dersek de arkadaşlar, Nahçıvan bölgesi ne yapıldı? Alınmıştır. Ve seferlerde arkadaşlar Osmanlı Safavi arasında ilk anlaşma olarak bilinen Amasya neyi gerçekleşiyor? Anlaşması imzalandı. 1578-1590 yılları arasında Osmanlı Safavi savaşları sonrasında hangi anlaşma imzalanacak? Amasya Anlaşması imzalandı dedik. Şimdi bu onunla anlaşmayla arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk anlaşmasını yaptı ve Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşacağı anlaşmayı gerçekleştirdi. Nedir peki bu dersek? Ferhat Paşa Anlaşması. Yani Ferhat Paşa Osmanlı Devleti'nin, unutmuyorsunuz, doğuda en geniş sınırlara ulaşmasını ne yapmıştır bize? Sağlamıştır diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi geldim, devam ediyorum.
Bu dönemle ilgili başka ne söyleyeceğiz? Yine Osmanlı Devleti'nde Memlük ilişkilerimiz gerilmeye başlıyor. Osmanlılar giderek artan gücünden rahatsız olan Memlükler ile 2. Mehmet döneminde ne olayı gerçekleşti? Hicaz su yolları. Neyi gerçekleşiyor? Meselesi ortaya çıkacak. Ve bizim aramız ne yapmaya başladı? Bozulmaya başladı. Yine 2. Beyazıt döneminde Cem Sultan'ın Memlüklere sığınmasıyla yine aramız daha da çok ne yapmaya başlayacak? Gerilmeye başlıyor. Ve sonra arkadaşlar 1. Selim döneminde 2 tane sefer düzenleyeceğiz. Bunlardan birisi Merci-Dabık arkadaşlar. Diğerine ise Ridaniye seferi diyeceksiniz. Yani nereye sefer düzenlemiş oldum? Mısır bölgesine sefer düzenleyerek Memlük devletini ortadan kaldırdım. Ortadan kaldırmamla birlikte Osmanlı devletinde de büyük bir dönüşüm olmaya başladı. Nasıl bir dönüşüm olmaya başladı dersek? 1. Memlük devleti yıkıldı. 2. Mısır, Suriye, Filistin, Mekke ve Medine bölgesi Osmanlı'ya geçti. Osmanlı devleti Kuzey Afrika'ya arkadaşlar adımını atmış oldu. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki hakimiyeti gitgiderek güçlenmeye başladı. Ve yine Osmanlı Devleti'nde halifelik ya da arkadaşlar hilafet makamı Osmanlı Devleti'ne geçmiş oldu. Osmanlı Devleti tartışmasız şekilde İslam dünyasının lideri haline geldi. Ve aslında Osmanlı Devleti artık teokratik bir devlet yapısına da ne yapmış oldu? Kavuşmuş oldu. Yine Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi, hırkayı şerifi, yine ayak izi arkadaşlar İstanbul'a getirilir ki biz bunlara kutsal neyler diyeceğiz arkadaşlar. Emanetler olarak ne yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Geldim şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Soruya bakalım. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Safavi Devleti yenildi. B. Hilafet makamı Osmanlı'ya geçti. C. Osmanlı Devleti'nin teokratik özelliği güçlendi. D. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika fethileri başladı. E. Osmanlı Devleti İslam dünyasının tartışmasız lideri oldu. Şimdi baktım. O zaman arkadaşlar şimdi sana Mısır seferini sordu. Hilafet geçti. Osmanlı teokratik devlet yapısına kavuştu. Kuzey Afrika'da toprak elde ettim. İslam dünyasının tartışması lideri oldu. Fakat ama Safavi devletiyle evet doğru savaş yaptık. Ama Mısır bölgesi miydi? Hayır. Hangi bölge içindi? İran bölgesi içindi. O yüzden de doğru cevabımızı ne diyeceksiniz değerli arkadaşlar? A şıkkı olarak ele alacağım. Peki batıda Türk algısı nasıldı? Müslüman Araplar ve sonra Türklerin Anadolu ve Avrupa'ya fethiler yaparak devletin sınırını genişletmeleri bir taraftan İslam'ın kabul ve egemenliğini arttırırken diğer taraftan ise Müslümanlara karşı olumsuz ön yargının meydana gelmesine sebep oldu. Özellikle İstanbul'un fethinden sonraki süreçte Osmanlıların Avrupa'da ilerlemesinin ve Viyana kapılarına kadar dayanmasında etkili İslam'a ve Türklere karşı kin ve nefret içeren kötü algı oluşturulmaya başlandı. Diğer taraftan ise Türklerin Avrupa'dan atılması ve Batılıların en büyük hayali haline gelmiştir. Nitekim hala da aynıdır. Bu tür algı operasyonu ve propagandalar doğrultusunda Avrupa'da pek çok Türk İslam düşmanı eser verildiği gibi çocuklar bile Türk kelimesinden korkutulur olmuştur diyeceksiniz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerine karşı uyguladığı peki dini siyasi politikalar nelerdi? Hadi gelin birlikte buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bileceğim noktalardan bir tanesi nedir dersek eğer. Şimdi gidelim tek tek. Şimdi Osmanlı Devleti gayrimüslim unsurlara karşı hep ılımlı bir siyaset izlemesine karşı onları kendi din ve ibadetlerine serbest bırakmıştır. Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemek amacıyla Osmanlı Devleti'nde Fatih zamanında arkadaşlar ilk kez Ortodoksları himaye edip patrikhane bazı ayrıcalıklar tanınırken Kanuni döneminde ise arkadaşlar Avrupa'da Katolik Roma Germen İmparatorluğu'na karşı Protestan güçleri ve Fransa desteklenmiştir. Yeni çağda Osmanlılar Katolikler yani Habsburglar ve düşmanlık halindeyken İngiliz, Fransız ve Hollandalılarla dostane ilişkiler kurarak bir nevi denge kurmaya ne yapmıştır? Çalışmıştır. Peki Kanuni'den Fransa'ya gelen yardım talebindeki cevap neydi? Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren nice memleketlerin sultanı, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuvasın.
Hükümdarların sığındığı kapımı elçimize mektupla gönderip, ülkemizi düşman istila edip, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip, kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz. Söylediğiniz her şey, dünyayı idare eden tanıtımımızın ayaklarına arz olunmuştur. Her şeyden haberdar oldum. Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeyi fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fethetmekteyiz. Gece gündüz daima atamız eğerlenmiş ve kılıcımızın belimize kuşatmışızdır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın, Allah'ın istediğine ise o olsun. Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adımızdan öğrenebilirsiniz, böyle biliniz. Osmanlı'da Avrupa'nın arkada Afrika'daki nüfusundan bahsedeceğiz. Şimdi unutmayacaksınız arkadaşlar, Afrika'da Osmanlı nüfusu nasıl artmaya başlayacak? Avrupalılar yeni çağda hangi keşifleri gerçekleştiriyordu? Coğrafi neyleri gerçekleşecekti? Keşifleri gerçekleşecekti. Ve çok karlı sömürgecilik faaliyetlerine girişmiş olsalar da Kuzey Afrika'da Hindistan'a kadar olan bölgeye mevcut Müslüman varlığı ve Osmanlı desteği sebebiyle bir sürü rahat hareket edemeyecekler. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da ve Akdeniz'de İspanyol ve Portekizlerle, Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahillerinde Portekizlerle mücadele etmiş ve akabinde arkadaşlar Cerbe Deniz Savaşı'nı ve sonrasında ise arkadaşlar Vadüs Sevalil diye adlandırdığım arkadaşlar savaşı gerçekleştirdi. Ve böylece emperyalist güçlerin tüm Afrika'yı ele geçirmesine engel olmuştur. Afrika'da birçok arkadaşlar, sultan ve halk, Müslümanların halifesi olarak gördükleri ve gerektiğinde kendilerine himaye eden padişaha ve Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmaya 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmişlerdir. Peki, bu nüfusun içerisinde Doğu ticaret yolları ve Osmanlı Devleti nasıldı? Bu dönemde çok eski Doğu ticaret yollarından olan İpek ve baharat yolu yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı. Yüzyıllarca eski Türklerin, yani Asya Hunların, Göktürklerin, Uygurların, Müslüman Arapların ve Türk İslam devletlerinin etki ve denetimi görülmüştür. Yine bu dönemde Kırım'ı fetheden Fatih Sultan Mehmet, İpek yolunun denetimini ve Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmiştir. Yine arkadaşlar Mısır'ı almasıyla birlikte baharat yolunu ele geçiren Selim ise tamamen ticaret yoluna hakim olmuş ve dünyadaki önemli iki tane ticaret yolu Osmanlı'nın eline geçmiştir. Yine arkadaşlar Fatih döneminde Ege adalarının alınması, yine bu dönemde Kanuni'nin oğlu olan 2. Selim döneminde Kıbrıs adasının fethedilmesiyle Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı'nın kontrolüne geçmiştir. Sonuç olarak yeni çağda Osmanlı Devleti Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde ve ipek ve baharat yolları üzerinde ticarette önemli ölçüde söz sahibi duruma gelmiş. İlerleyen dönemlerde ise coğrafi keşiflerle birlikte arkadaşlar yüzünden kadim alışveriş güzergahları değişmiş ve artık eski ticaret yolları üzerinde kalan Osmanlı Devleti durumundan önemli ölçüde zarar etmiştir. Çünkü adamlar artık buraları ne yapmaya başladı? Kullanmaya başladı. Ümit Burnu'nu keşfettiler, Amerika'yı keşfettiler, aynı zamanda Hindistan bölgesine gittiler. O yüzden de bakın bu dönemde burada Süveyş Kanalı olmadığı için Osmanlı Devleti ekonomik çıkarları anlamında sıkıntı yaşamaya başlayacak ve yavaş yavaş diğer devletlere kapitülasyon vermeye başlıyor. Şimdi Osmanlı Devleti hangi amaçlarla kapitülasyonlar verdi? 1. Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek istedi. 2. Bazı Avrupa devletlerini kendi yayına çekmek istedi. Yine siyasi ve iktisadi çıkarlarını korumak istedi. Peki neler yaptı Osmanlı Devleti? Kapitülasyonlar bir devletin başka bir devlete verdiği her türlü idari, iktisadi, mali nedir arkadaşlar? Ayrıcalıktır. Şimdi Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde Venedik ve Cenova'ya, Fetret devrinde ise arkadaşlar Süleyman Çelebi, Venedik, Bizans, Ceneviz ve Rodos şövalyelerinin olduğu ittifaka, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Venediklere, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Fransa'ya, 3. Murat döneminde İngiltere'ye ve 1. Abdülhamit döneminde Rusya'ya
kapitülasyonlar verilmiştir. Şimdi bir notumuz var. Nota dikkat et. Osmanlı Devleti, Cenova, Venedik ve Fransa, İngiltere, Hollanda gibi çeşitli devletlere ayrıcalıklar vermesinin temel bir amacı Avrupa Hristiyan Birliği'nin oluşmasını önlemek olmuştur. Ama Osmanlı tabii ki yıkılma sürecine geçerken tabii bu kapitülasyonlar tamamen Hristiyan Birliği'ni engellemek değil, tamamen bir nevi bizim sömürü halimize gelmemize ne yaptı değerli arkadaşlar? Sebep oldu diyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size şimdi mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.